Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Nisan Cuma, ABD Kinland Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. İlk koşu birinci altılı Ganyan. İlk ayağı saat 20'de bir maiden koşuyla başlıyor. Üçkar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti start alacak. Koşu 100 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. Burada Flavien Prile'la start alacak olan 8 numaralı Global Stage tek olur gibi gözüküyor. 1200 metre kum pisti kariyerinin ilk startında İkinci baş farkıyla ikinci götürdüğü yarışta son anda üçüncü olan bir isim. Bugün bu koşuyu kazanacağını ümit ediyorum Flavien Prile. İkinci koşu yine bir maiden satış koşusu bu sefer. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte biraz zor bir koşu. Çoğu isim ilk kez start alacak. Start alanların içinde de pek bir öne çıkan bir isim yok. Koşu 50 bin dolarlık maiden satış koşusu 54 bin dolar. Hamiyesi var koşunun. Floren Garros'la start alacak olan 2 numaralı Collect from Ike'la başlayacağız. Collected yavrusu. Daha sonra 3 numaralı Rivoli Alex Achard'la start alıyor. 9 numaralı Northwind Brad Ortiz Jr.'la. 11 numaralı With Purpose Tyler Gaffalone ile. 8 numaralı Talking Parva iniş edildikten sonraki ilk startı. 9 metre kum pisti kariyerinin ilk startında da 80 binlik bir maiden koşuda ikinci olmuş bir isim. Son olarak 12 numaralı Mask Patrol Luis Saez de bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre bir şartlı koşu. Koşu 57 bin dolarlık şartlı koşu. 3 numaralı Margo yine Bubble Bet ile başlayacağız. Corey Lenari ile start alıyor. 1200 metre kum pistteki son startında 30 binlik maiden satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla 1-11 derecesiyle kazanan bir isim. Bir numaralı Frigid Lady Rad Ortiz Junior'la şansını deniyor. Son 3 startında 1200 kum ve 1600 tapetada iki tane ikincilikleri var. Bu ikinciliklerinden bir tanesi 12 Ocak'ta bu sene. 50 binlik şartlı satış koşusunda ve 50 binlik şartlı koşularda bu ikincilikleri. Ondan önce de 1400 kumda 150 binlik üst grup bir maiden satış koşusunu yaklaşık 3 boy farkla 1.26.49'da kazanıyor. Favori oldu iki önceki startından önceki startı. 10 numaralı Tell Me When Luis Saez ile bu koşuda start alıyor. O da 120 binlik bir maiden koşu. İki önceki startta 1200 kumda 1.11.74'te baş farkıyla olsa kazanmış. Daha sonra 200 bin ve 125 bin toplam ikramiyeli Black Type koşularda start almış. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı K2 Success kuponları ilave edilebilir. Julien Laparrox'da start alacak olan. Dördüncü koşu maiden satış koşusu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı aynı zamanda 1.1.36'da 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pisti bir maiden satış kursuyla başlayacak ikinci altının ilk ayağı. 30 bin dolarlık maiden satış kursu 47 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 2 numaralı Coach Petro Florent Garros'la start alacak. 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numara Bombiano o da aynı şekilde 3 grup koşularda start almış. Bugünkü maiden satış kursuna gelmiş o koşulardan Luis Saez ile start alacak. 1 numaralı Emergency Response Relu Guterres'le ve 9 numaralı Hartmani Mukaços Kore Lenari ile koşta şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı His Angel eklenebilir. Rafael Bejanaro ile start alacak olan. 5. koşu şartlı bir koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1800 start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 110 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 10 numaralı Malay Moyla başlayacağız. Flavien Prile'la start alacak olan. 4 kez start almış kariyerinde. İrlanda'da kariyerinin ilk startında 1400 tapetadaki maiden koşuyu kazanıyor. 1.26.78 daha sonra bir Black Type koşuda ikinciliği var. Geçen seneki son startında Gulfstream Park'ta 1500 çimde daha sonra da iki tane grup 3 koşuda start almış. Bir numaralı Mr. Astor John Velasquez'de start alıyor. Son startındaki maiden koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla 1700 çimde 1.42.27 ile 84 binlik bir maiden koşuyu kazanmış. 3 numaralı Safen Milli Büyük de start alıyor. O da önceki startında 1700 şimdiki bir maiden koşuyu 1.46
22 ile kazanıyor. Yarım boy farkla favori olduğu koşu. Son startında da 3 grup 1 şartlı koştu. Üçüncülüğü var. Yine favori çıktı. Son start 1600 için. 6 numaralı Wonderful Day'di. Fransa'dan gelen bir isim. Bir önceki startında 25 Ağustos'ta geçen sene 1600 şimdiki maiden koşuyor. 3 boy farklı 1.41 ile kazanıyor. Bugün Tyler Gaffron ile Amerika'daki ilk startına çıkıyor. 2 numaralı Madame Mioselli Jockey Joel Rosario ile start alıyor. 84 binlik bir maiden koşuyu kazanıyor. 1800 şimdiki son startında 1.48-45 derecesi. Son olarak da 8 numaralı Knock Your Socks Off. İlave etmenizi önereceğim son isim Florent Gerekus'a start alıyor. Son 3 startında grup 2 koşularda start almış. Bunlardan 1700 için ve 1700 kumdaki grup 2 startların ikisinde de ikinci olmuş bir isim. Burada 13, 14 ve 15 koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler böyle bir durum olursa hangi isimden çıkacağını bilmediğim için 13, 14 ve 15'te ilave etmeniz gerekebilir. Bu ayakta 13 numaralı All American Beauty, 14 numaralı Venezia ve 15 numaralı Be My Sunshine. Geldik 6. koşuya. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte bir koşu. Şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 110 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu. 5 numaralı Inventing büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Junior Rocks yavrusu Todd Blatcher'ın antrenör ettiği bir isim. Louis Saez'le start alıyor. Son 4 startını aynı jokeyle ile start almış. Geçen sene sondan bir önceki startında 1700 kumdaki 3 grup bir maiden koşuyor. 1,5 fark, boy farkla kazanıyor. 1.45.98 ile. Daha sonra 3 grup bir şartlı koşuda ikinciliği var. 2000 metre kum pistte. Bir önceki startı. 3 numaralı She's Keen James Graham'la start alacak olan bir isim. Ve 1 numaralı Distinctly Possible Tyler Gaffalone ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. O da iki önceki startındaki 1700 kumdaki maiden 3 grup bir maiden koşuyor. 1.45.99'da kazanan bir isim. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı My Town My Rules Edgar Morales'te dün kayıtlıydı bu isim. Koşmadı. Bugüne saklamış. 7. koşu bir listed koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. FanDuel Limestone Stakes koşusu. Üç numaralı Love Reigns ile başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak. Bir önceki startında 1100 metre çim pistteki listed koşuyor. 2,5 boy farkla kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı 1.02.03 derecesi. Daha sonra 12 numaralı Dance Macabre Adam Beşirçay ile start alıyor. Son 3 startında Black Type ve Grup 3 koşularda start almış. 1300 metre çim pistteki Black Type koşuyu 1.16.62. Son startındaki Grup 3 koşuyu da 1600 şimdi 1.37.27 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 1 numaralı Sassy Nature Julian Laparacus'ta start alıyor. Son 2 startında 1000 metre çim pistteki şartlı satış ve Black Type koşuları 55.67 ile 55.50 dereceleriyle kazanıyor. İkisi de favori olduğu koşular. 6 numaralı Just a Care Sassy Nature'ın kazandığı son Black Type koşuda ikinciliği var. Ondan önce de 1000 metre çim pistteki maiden koşuyor. 56-19'da 1,5 boy farkla kazanıyor. Javier Castellano'yla. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 2 numaralı My Sweet Affair Brad Ortiz Jr. ile start alacak. O da favori olduğu ilk startında. Tiverly kendi yavrusu. 1000 metre çim pisti. 84 binlik koşu. 55-44 ile 2,5 boy farkla kazanıyor. 2 numaralı My Sweet Affair ve son olarak 4 numaralı Accomplished Girl Edgar Sayas'ta bu koşuda şans verdiğim son isim 1000 metre çim pistteki 5 boydan fazla kazandığı son yarış var 54-67 derecesiyle. 8. koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1300 kumda dişilere mahsus 1300 kumda bir opsiyonel satış koşusu. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı satış koşusu 130 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Travel Column
Ortiz Jr. ile start alıyor. Son iki startında grup 1 koşu ve grup 2 koşuda dördüncü ve dördüncülükleri var. 1400 ve 1800 metre kum pistte bu koşular. Ondan önce 80'lik bir şartsız koşusunu 2,5 boy farkla 1400 kumda 1:21.84'te kazanmış bir isim. Bir de 9 numaralı Chaitan Lady, Joao Rosario ile şans verdiğim diğer bir isim. Geçen sene 6 Ağustos'ta 1400 kumda bir grup bir koşu kazanmışlığı var. 9 numaralı Chaitan Lady, Joao Rosario ile. Son olarak da eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı My Destiny ilave edilebilir. Gerçi düşük seviyede kazandığı koşular var ama Javier Castanar faktörüyle bugün 3 numaralı My Destiny'de şans verdiğim isimler arasında. 9. koşu Maker's Mark Mile Stakes koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 bir grup bir koşu. Burada da Godolphin ekibisine ait William Buick'de start alacak olan 7 numaralı Modern Games'i tek olarak öneriyorum. 600 bin dolar toplam ikramiyle bir grup bir koşu. 7 numaralı Modern Games William Buick'de start alıyor. Son start geçen sene 5 Kasım'da 1600 içinde Breeders' Cup Mile koşusu grup bir koşu 2 milyon dolar toplam ikramiyeli koşuyu yaklaşık bir boy farkla favori olduğu koşuyu 1.33.96 ile kazanmış bir isimdi. Ondan önce Ascot'ta Queen Elizabeth 2 koşusunda ikinciliği var. Ondan önce de 1600 metre çim pistte yine bir grup bir koşu kazanmışlığı var. Woodbine'da 17 Eylül'de geçen sene 1.32.77 derecesiyle 5 boydan fazla bir farkla. Bugün benim bu sırf buna binmek için geldi yanılmıyorsam koşuyu kazanır gibi gözüküyor bu son ayakta. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesine girdiğinizde günün programı, koşan atların geçmiş günlerdeki koşularının videolarını izleyebilirsiniz. Size az önce aktarımda bulunduğum PDF belgesi ve yarış programına ulaşabilirsiniz. Yabancı tahmincilerin bugünkü koşulara ait seçimlerini bulabilirsiniz. Koşu koşu. Birinci koşu birinci altılı ganyan ilk ayağı. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı gibi. Dokuzuncu koşu da son ayak. Galoplara erişebilirsiniz burada. Üzerinde çalıştığınız isimlerin galoplarını bulabilirsiniz. Koşu koşu. Ve YouTube kanalında şu anda izliyor olduğunuz videoya erişebilirsiniz. Girip ziyaret etmenizde fayda olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşuda iki isim var arkadaşlar. 8 numaralı Global Stage ve 5 numaralı Cape Trafalgar. Ben tercihimi 8 numaralı Global Stage'den yana kullandım. İkinci koşu 2 numaralı Collected from Ike, 3 numaralı Rivoli, 9 numaralı Northwind, 11 numaralı With Purpose, 8 numaralı Talking Parva ve 12 numaralı Mask Patrol. Üçüncü koşu 3 numaralı Margon in a Bubble Bed, 1 numaralı Frigid Lady ve 10 numaralı Tell Me When öncelikli isimler 8 numaralı K2 Success de eklenebilir kuponlara. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı aynı zamanda. 2 numaralı Coach Petrol ile başladık. 1 numaralı Emergency Respond, 6 numaralı Bon Bueno ve 9 numaralı Hard Money Mukachos, 3 numaralı He's an Angel da ilave edilebilir. 5. koşu 10 numaralı Malemo ile başladık. 1 numaralı Mr. Astor, 3 numaralı Safin, 6 numaralı Wonderful Day'di, 2 numaralı Madam Yozcheki ve 8 numaralı Knock Your Socks Off. 13, 14 ve 15 koşudan çıkan at olursa start alacak. Aklınızda bulunsun. 6. koşu 5 numaralı Inventing. 3 numaralı She's King. İlk ayak için yeterli, birinci altı için yeterli gördüğüm isimler. İkinci koşuda biraz daha az at olduğu için 1 numaralı Distinctly Possible ve 6 numaralı My Town Rose da ilave edilebilir. My Town Rose dün kayıtlıydı. Bugün ne tercihini kullandı. Dün çıkan at olmadığı için koşamadı yanılmıyorsam. 7. koşu 3 numaralı Love Rains ile başladık. 12 numaralı Dance Macabre. 1 numaralı Sesi Nature. 6 numaralı Just a Care. 2 numaralı My Sweet Affair ve 4 numaralı Accomplished Girl.
8. koşuda da 2 numaralı Trevor Cullum ve 9 numaralı Chahit Anlavi diye yeterli. 3 numarada My Destiny ilave edilebilir. Eğer 3 atla geçmek istiyorsanız Javier Castellano ile son koşuda da 7 numaralı Modern Games. Godolphin Accuracy'nin William Buick'le start alacak olan ismi tek olarak yazılabilir. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Şuradaki butona tıklayarak abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.